Sevgili fizik canavarları, hepinize en güzel merhabalardan bugün de bir tane daha gönderirim. Ümit ediyorum bu videoda da iyisinizdir, fizik dinlemeye hazırsınızdır. Fizik canavarları, bu videoların gelişerek devam etmesini istiyorsanız aşağıda tamamen beleş ve ücretsiz olan abone tuşuna tıklamayı, gelişmeme katkı sadece pozitif yorumlarda bulunmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Bu video serisinde ne yapıyorduk? 2020 YKS'ci taktiksel fizik soruları çözüyorduk. Önce TYT dedik. Şimdi TYT'de elektrostatik konusuna beraberce bakacağız arkadaşlar. Elektrostatik biliyorsunuz durgun elektrik demektir. Belli şartlar içerisinde elektronun maddeler arasındaki transferi sonucunda maddenin yüklenmesi olayıdır aslında. Bakın birinci soruyla beraberce başlayalım isterseniz. Birinci soru üzerinde beraberce yorum yapalım arkadaşlar. Şimdi birinci soru bize ne diyor arkadaşlar? Birinci soru diyor ki yukarıdaki algıların hangileri doğrudur diyor. Şimdi diyor ki doğada ne vardır diyor. Yüklü cisimler. Şimdi arkadaşlar bakın maddenin hepsi, maddelerin hepsi doğada gördüğünüz ne varsa arkadaşlar bakın ne varsa yani paslı bir demirden bir günün yaprağına kadar arkadaşlar hepsinin içerisinde proton, nötron ve elektron vardır. Burayı unutmayın. Yani hepsi atomdan oluşur. Atom neden oluşur? Atom çekirdeğinde protonla nötron. Evet. Çekirdekte ne vardı arkadaşlar? Çekirdekte proton ve nötron vardı. Çevrede ne vardı arkadaşlar? Çevrede yörüngeler halinde dolanan elektronlar vardı. Hatırladınız mı? Şimdi biz biliyoruz ki maddenin içerisinde 3 tane 2 tane elektrik yüklü cisim var. 3 tane ise elektrik yükü var arkadaşlar. Doğada artı ve eksi olmak üzere iki cins elektrik yükü vardır diyor. Bu kesinlikle doğru söylüyor arkadaşlar. Bir proton ile bir elektronun diyor yük miktarları aynıdır. Bu doğru söylüyor arkadaşlar. Bakın yük miktarları diyor. Kütleleri demiyor. Kütleleri farklıdır ama yük miktarları aynıdır. Eksi yüklü bir cisme sadece negatif yük bulunur. Arkadaşlar bütün maddelerde proton, nötron ve elektron bulunmak zorundadır. Eksi yüklü olması demek üzerindeki eksi yük sayısının yani elektron sayısının proton sayısından büyük olması demektir. Diyoruz buraya dikkat edin. O halde hangi öncüler doğrudur? 1 ve 2. öncülümüz nedir? Doğrudur diyoruz. Aşağıdakilerden hangisi yalıtkandır arkadaşlar? Arkadaşlar bakın yalıtkan madde elektrik akımını ya da daha doğrusu üzerinde serbest halde elektron bulundurmayan ya da en az bulunduran maddelerdir. Bunlar nelerdir? Mesela camdır, porselendir, ebonittir yani kauçuk ve plastik türevi olanlardır. Ama insan vücudu değildir. Tuzlu su iletkendir. İnsan vücudu iletkendir. Demir, çubuk zaten demir ve alüminyum folyo erikse metal olduğu için iletkendir. Burada cam bizim için nedir arkadaşlar? Yalıtkandır diyoruz. Diyor ki uygun seçilmiş yalıtkan iki cisim birbirine sürtüyor. Bakın şimdi biz 3 çeşit elektriklenmeden bahsettik. Dedik ki arkadaşlar bir cismin yük dengesini bozmak için yani elektron dengesini bozmak için 3 şey yapabilirsiniz. 1- Sürtünebilirsiniz. Yani sürtebilirsiniz cisimleri birbirine. Cisimleri birbirine dokundurabilirsiniz. Cisimleri birbirine yaklaştırabilirsiniz. Ama burada şartlarınız vardı. Sürtünme ile elektriklenmenin gerçekleşmesi için kesinlikle sürtünenlerin yalıtkan olması lazım. İletkenle yüklenebilmek için özür diliyorum. Yani dokunmayla yüklenebilmek için mutlaka iletken olması lazım. Dokunanların iletken olması lazım arkadaşlar. Burayı unutmayın. Bak burası çok önemli. İfade var. Ama yaklaştırmada İster yalıtkan olsun ister iletken olsun kesinlikle yüklerin kutuplanması söz konusu olacağı için orada bizim için şey önemli değil. Yani maddenin üzerinden elektronun sıçraması önemli değil. O halde cisimlerin yük durumu ile ilgili olarak diyor. Bakın dikkat edin. Sürtünme ile elektriklenme. Burada biz ne dedik arkadaşlar? Ya ebonittir ya camdır. Her ikisi de aynı cins yükle yüklenmez. Hayır. Bunlardan biri elektron verir diğeri alır. Elektron veren pozitif alan negatif yükler. O zaman biri pozitif diğer negatif yükler. Evet o zaman bir yalan iki doğru. Yük miktarları işte olur. Kesinlikle doğru söylüyor. Çünkü bir elektron verdi bir elektron aldığı için arkadaşlar. O halde bizim üçüncü öncülümüz ne olacaktır? Denizli olacaktır diyoruz. Dördüncü soru şöyle söylüyor. Evet bu soru önemli bir soru. Ya niye önemli? Günlük hayata karşılaşacağız bir soru arkadaşlar. TYT'de çıkabilme ihtimali olan sorulardan bir tanesidir mesela bu. Akaryakıt tankerlerinin arkasında yere sürtünerek doğru giden bir zincir vardır. Bu zincirin nedeni nedir arkadaşlar biliyor musunuz? Bu zincirin nedeni aslında bunun içerisinde yanıcı bir malzeme var. Bu yanıcı malzeme kıvılcımla tutuşur. Kıvılcımın da oluşmasının nedeni aslında elektron sıçramasıdır. Bakın elektron sıçramasını günlük hayat testinde görüyorsunuz. Bazen arkadaşınızla tokalaşırken bir çıt diye ses duyarsınız. Ya da işte arabadan inerken arabanın kapısına dokunduğunuzda bir çıt diye ses duyarsınız. Elektrik çarptı dersiniz. Bana aslında orada bir elektron sıçraması oluyor. Ve o kıvılcım da arkadaşlar ateş çıkarır ve yangına neden olur. Ama siz bunun arkasında yani şu tankerin arkasındaki zincirle yere indirdiğiniz zincirle arkadaşlar burada siz topraklamayı sağlarsınız. Topraklamayla bu üzerine depolanan yük miktarı ne olacaktır? Toprağa akacaktır. Ya da işte topraktan gelecektir. Tabii sonuçta eğer pozitif yüklenirse topraktan elektron gelecek. Negatif yüklenirse toprağa elektron gidecektir. Çünkü elektron hareket eder. Proton hareket etmez. Burayı unutmayın.
Hareket halinde çalkalanan yakıt sürtünme ile elektriklenir. Kesinlikle arkadaşlar doğru söylüyor. Zincir yere temas ederek topraklama gerçekleşir. Zaten amacı odur. Tanker artı yüklenirse, bakın artı, topraklamak için ne yapmalısınız? Tankere eksi yük vermelisiniz. Niye? Çünkü nötr olması demek elektron sayısının proton sayısına eşit olması demektir. O halde bir ifade nedir arkadaşlar bizim için? Doğru bir ifadedir diyoruz. O halde Edirne bizim için doğru cevaptır diyoruz. İpek kumaşla sürtünerek yüklenmiş. Bakın sürtünme ile yüklenmiş arkadaşlar. Sürtünme ile yüklenmiş bir cam çubuk. Şimdi bakın burada zaten soru konu anlatımında en önemli nokta cam ve ebonit var. Bakın ebonitin başındaki E'den aklınızda tutun. Ebonitin başında ne var? E. Elektron. Eksi. Ebonit eksi ile yüklenir arkadaşlar. Cam artı ile yüklenir. Burayı unutmayın. Bak burası çok önemli. Eğer siz camı eğer siz artı yükle yüklediyseniz, eğer siz bu camı L'ye yaklaştırırsanız o zaman bu eksi yükleri çekecek, artı yükleri ne yapacak arkadaşlar? İtecektir. Eğer siz K ve L'yi birbirinden ayıracak olursanız arkadaşlar yük işaretleri ne olacaktır? K artı L eksi olacaktır diyoruz. O halde cevabımız ne olacak? Adana olacaktır diyoruz. 5. sorunun cevabı. Bakın buraya dikkat edin. Solda ne var? Porselen. Sağda ne var? Bakır. Arkadaşlar porselen yalıtkan, bakır iletkendir. Diyor ki porselen K küresiyle bakır L küresi yalıtkan iplerle diyor. Tavan asabinde dokundurur halde tutmaktadır. Başlangıçta nötr olan cisimlerden L küresine eksi yüklü bir cisim yaklaştırılıyor. Arkadaşlar bakın. Yaklaştırmada kesinlikle yük transferi olmaz. Sadece yüklerin kutuplanması olur. Yani eksi yüklü bir L küresine eksi yüklü bir cisim yaklaştırdığınız zaman, yani siz buraya diyelim ki eksi yüklü bir cisim yaklaştırdınız. Yaklaştırın. Ne olacak? Sonuçta bu adam burada artıları çekecek. Eksileri itecek. Nereye itecek ama? Bakın L'nin kendi içinde gücüne itecek. K'ya itebilir mi? Hayır. Niye? Çünkü K yalıtkan arkadaşım. Ama bakın sonuçta buradan buraya yük geçmedi. Buradan buraya yük geçmedi. Yani L'nin üzerindeki yük dengesi bozulmadı. K'nın üzerindeki yük dengesi bozulmadı. O halde sonunda K ve L'nin yükleri ne olur? İlk durumdaki yüklerine eşit olur diyoruz. Dikkat edin oraya. Yalıtkan eksiye cisimleridir. Birbirine sürtünerek yükleniyor. Bakın sürtünme ile yükleniyor. Sürtünme ile yükleniyorsa o zaman ne olacak arkadaşlar? Sürtünenlerin biri artıysa diğeri eksiyle yüklenecek. Niye? Mesela diyelim ki elinizde bir tane ipek kumaş var. Buna bir ebonit sürüyorsunuz. Diyelim ki elinizde bir tane ebonit var. Burada da bir ipeğiniz var diyelim. Burada önemli olan mesele şu arkadaşlar. Ebonit eksiyle yüklenecek. O zaman buradan buraya bir elektron geçişi olacak. Ve sonuçta ebonit eksiyle yüklenecek. Buradaki vatandaşı artı. Bu artı yüklenecek. Bu neyle eksiyle yüklenecek diyoruz. O halde yani sürtünme ile elektriklenmede kesinlikle sürtünenler zıt yüklü yüklenirler. Burayı unutmayın. Şimdi diyor ki X cismi artı yüklü Z'ye yaklaştığında onu ittiğine göre. Şimdi aynı yükler birbirini iter, zıt yükler birbirini çeker. O zaman X Z'yi itiyorsa X neyle yüklüdür? Artı ile yüklüdür. Eğer X artı ile yüklüyse Y neyle yüklenecektir arkadaşlar? Eksi ile yüklenecektir. O zaman Y eksi yüklüdür. Evet artı yüklüdür. Yalan. X ve Y artı yüklenmiştir. Hayır, her ikisi aynı yükle yüklenemezler. O halde cevap ne olacaktır bizim için? Elbette 1 olacaktır arkadaşlar. Yalnız bizim için doğrudur, Adana'dır. Artı yük iletken K küresi. Bak. Artı yük iletken K yüksüz iletken L küresine dokunduruluyor. Arkadaşlar bakın. Dokunanlar iletken olmalı. Bakın dokunanlar iletken olmalı. Bu adamlar dokunduğunda her ikisi bir bütün olacağı için her ikisinin son yük işaretleri aynıdır. Yani K artıydı, L yüksüzdü. O zaman şimdi siz artı yüklü bir adamı nötr olan bir cisme dokundurursanız her ikisi son durumda ne eklenecek? Artı ile eklenecektir. Şimdi L'den K'ya elektron geçer. Arkadaşlar bakın bu K idi, bu L idi. Şimdi bu adamın artı ile yüklenebilmesi için ne olması lazım? Buradan buraya elektron vermesi lazım. Bakın protonlar hareket etmez. Elektronlar hareket eder. Aman ha aman. L'den K'ya elektron geçer, kesinlikle doğru söylüyor. Pozitif yük geçer hemen L'e. Niye? Pozitif yük hareket etmez. K yükün bir kısmını kaybettiği için ne olacaktır? Yükü azalacaktır. O zaman 1 ve 2. öncü bizim için nedir arkadaşlar? Doğrudur diyoruz. Cevabımız Denizli'dir. 9. soru ne diyor? Diyor ki bak dikkat et şimdi. Bak dikkat et olaya. Burada aslında hem dokunma hem de etkili elektrikler var. Diyor ki K'ya sol yanından dokundurulup uzaklaştırılıyor. Yani sen bu eksiği getirip buraya neydisin? Dokunduruyorsun. Sen buraya bunu dokundurursan el mahkum bunu olacak. Negatif yüklenecek. Ama bu negatif yüklenecek de bakın bu arada dokunma yok. Yalıtkan ayaklar var. O zaman bu ne yapacak buraya? Artıları kendine doğru çekecek. Eksileri ne yapacak? İtecek. O zaman burası tamamen eksi 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 olacak. Burası ne olacak? Sol taraf artı sağ taraf eksi olacak. Bunu veren cevap Ceyhan'dır diyoruz arkadaşlar. Diyor ki bir ucu topraklanmış. KL iletken. Şimdi topraklanmanın amacı nedir arkadaşlar? Dokunduğu yeri nötr hale getirebilmek. Yani nötr hale getirmek. Şimdi diyor ki
Artı yüklü bir cisim yaklaştırılıyor. Arkadaşlar siz bunu yaklaştırırsanız bu adam artıları itecek, eksileri kendine çekecek. Burası eksi. Şimdi topraklanan uç burası olduğuna göre buradan buraya bir elektron geçişi olacak. Ve son durumda bunun ikisi ne olacak arkadaşlar? Birbirini nötrleyecek. Yani bu uç L ucu nötr hale gelecek. Diyor ki toprak bağlantısı kesildikten sonra bakın önce burayı kesiyoruz. Sonra da bu cismi uzaklaştırıyoruz. Ne oldu burada? Eksi kalmıştı. Eksi buraya dağılacak. O zaman her iki uç KVL ucular ne olacak arkadaşlar? Eksi yükle yüklenmiş olacak diyoruz. Evet sevgili fizik canavarları, bu videoda size elektrostatikle ilgili taktiksel soru çözmeye çalıştım. Ümit ediyorum video faydalı olmuştur. Her güzel şeyin olduğu gibi fizik canavarları olan birliklerinizin bugün de sonuna geldiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok 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 iyi bakın. Hoşça kalın benim fizik canavarlarım.